Sevgili değerli YouTube ailem, bugün güne fasulye toplamakla başlıyoruz. Taze fasulyeler toplayacağız. Şöyle enli olanlarından toplayacağız. Çeşit fasulye var. Bunlar enli, kızartmalık. Yemeğe de olur. Turşusu da güzel olur bunun. Bir de yuvarlak bizim ata tohumumuz var. Yıllardır ektiğimiz bahçelere, o da şöyle yuvarlaktır. Bundan da kızartma olur. Taze fasulyeleri dalından topladım, tertemiz yıkadım, kılçığını sıyırdım, ortadan kırmadım, bütün bütün. Güğümde suyumuz kaynıyor. Şöyle kaynar su dökeceğim başına. Kaynamaya başladı mı tuz, tuz atıyoruz. Fasulye yeteri kadar haşlanmış mı bakacağız. Alalım. Yoklayalım elimizle. Evet, haşlanmış. Yeter kadar haşlanmış. Çok erimeyecek arkadaşlar. Çok erirse dağılır. Tamamdır. Fasulyeler soğudu. Suyu süzüldü. Un. Unun içerisine birazcık tuz karıştırdım. Baharat karıştırdım. Şöyle dökeceğim. Ve hepsine bulaştıracağız onu. Tuz var kesinlikle onun içinde. Baharat koymasanız da arkadaşlar kesinlikle tuz koyalım ona. Fasulye kaynar kana attık. Fasulye içine tuz işledi. Biraz da unun da olursa güzel olur. Bazen bunu yumurtayla da kızartıyorlar. Ben yumurtalı sevmiyorum. Yumurtayla nasıl kızartıyorlar? Bulamaç yapıp bulamaca buluyorlar arkadaşlar. Kabak çiçeği kızarttık ya onun gibi. Biz öyle sevmiyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Tavaya yağ koydum. 1-2 kaşık fasulyeleri diziyoruz. Hatta tek tek dizmeme gerek yok. Fasulyeleri yanmaz tavaya rastgele döşedik. Balık sıralar gibi sıralamadık. Çünkü çok oyalayıcı olur o zaman. Altı kızaracak. Kızardığını nasıl anlıyoruz? Şöyle tavayı bıraktığı zaman kızarmış oluyor. Ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Hop çeviriyoruz. Çok güzel oldu. Bir tarafı kızardı, öbür tarafını çevirdik. Fasulye kızartma eski yıllardan beri var. Ta ebem gününden var. Biz yayladayken kızartırdık. Fakat o zaman böyle balık tavası yoktu. Ebem fasulyeleri hafiften haşlar, süzer, sonra una bular bular yağa tek tek atardı. Atardı, sıralardı tavaya, balık kızartır gibi kızartırdı. Bayağı bir kızartırdı. Şimdi balık tavası olduğu için böyle benim daha kolayıma geldi. Sarımsaklı yoğurt dökeceğiz arkadaşlar. Altı da kızardı mı servise hazır olacak. Çok lezzetli, çok güzel olur fasulye kızartması. Tek tek balık gibi yağda kızartabilirsiniz. Az yağda, yanmaz tavada olur. Çok yağda olur. Ben bol yağda kızartırdı. O zaman yanmaz tava yoktu. Yani bu fasulye kızartması da ta eski yıllara dayanıyor. Onu demek istiyorum. Fasulyeyi kızarttıktan sonra sıra geldi tohum almaya. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Sevgili değerli YouTube ailem. Kocaman ailem. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık, bir sorun yok. Sadece ne var biliyor musun? İş kaygısı var. Yeter ki iş kaygısı olsun. Allah'ım dert, acı, keder vermesin. Gönül dostlarım ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum biliyor musunuz? Tohum alıyorum. Tohum tohum. Yağmur yağmadan bu tut tohumu. Bunu ben alacağım da. Bunu bir ayrı alacağım. Ya minnacık turptan kocaman. Aman minnacık. Karınca başı gibi tohumdan kocaman şey çıkıyor. Turp çıkıyor böyle böyle sulu sulu. Uf, mis gibi ve şifalı. Şimdi ne yapıyorum, ne yapıyorum, ne yapıyorum? İşte çıplak elle de batıyor. Eldivenle de çalışamıyorum.
tohum. Yağmur yağmadan alayım. Elimde kalburum ve tohumu şöyle sıyıracağım kalburun içine. Of, batıyor. Ne tohumu bu biliyor musunuz? Pancar tohumu. İşli var mı? İşlidir inşallah. Hadi bakayım. Eldivenleri tak çıkar, tak çıkar. Tabii var. Var var. Çi var. Alayım. Tohumu zamanında alırsak, zamanı gelince de toprağa atarız. Oraya buraya tohum aramaya gitmeyiz. Güzel bir şey olur. Hem de bunlar bizim köyde adı çükündürük, diğer adı pancar, şeker pancarı vesaire vesaire. İşte arkadaşlar, böyle diğer diğer yöre yöre farklı bir şeyler deniliyor. Sıyıracağız, böyle alacağız tohumu. Yağmur yağarsa alamam bunları. Hemen almam lazım. Geçiyor mu tohum alta diye bakıyor. Yok, çöp çöpü geçiyor. Şöyle. Şimdi benim işleri bitirmem lazım arkadaşlar. İlker abla, neden bu kadar acele ediyorsun diyebilirsiniz. Peki ben neden acele ediyorum? Bilin bakalım. Buradan kendisine çok çok annesine, kendisine, nişanlısına selam gönderiyorum. Alper. Alper Bey'e, Antalya'ya. Antalya'ya Alper Bey'in düğün çekimine gideceğiz arkadaşlar. Gerçekten Antalya'lara çekime gideceğiz. İnşallah oralarda güzel düğün olacak. Güzel çekimler yapacağız. Güzel vakitler geçireceğiz. Ümit ediyorum. Güzel yürekli ablasının gülü. Askere gitti, geldi. Şimdi de evlenecek gari. Süreç böyle ilerliyor. Önce askerliğini yapacak, sonra evlenecek. Değil mi ablasının gülü Alper Bey? Ablacığım benim ya. İlker ablasını, Şahin abisini çok seviyor. Aramızda böyle, hani derim ya, can bağlarım diye, böyle bir bağ oluştu. Ne bileyim, sevgi oluştu, saygı oluştu birbirimize karşı. Annesine karşı da. Hepimiz ve bazen özelden de yazışıyoruz, görüşüyoruz. Şahin'i aramış annesi. Dolu musun, boş musun sormuyorum. Ben sadece sizi istiyorum demiş. Bu düğüne gidilmez mi? Ay Allah, inşallah böyle belasız kazasız, gönüllerine göre, özendiklerine göre düğün olsun. Bizim de oraya gidip çekim yapmamızı Rabbim bize kısmet etsin diyoruz. Çok çok alın da olmayanlara da veririm. Eşe dosta da veririm. Çok kurumuş. Daha önce alınacaktı bu da. Daha önce yetişemedik, alamadık. Ya da 5 dakikamızı almazdı da. İhmalcılık da var biraz. Biraz üşengeçlik de var. Dedim ya, şeyin en hayli çalışmayanı ben. Böyle işte. Da dibinden filizlenmiş, yeşermiş galiba. Acaba nasıl bir pancarmış? Bunu bir söküp bakmam lazım. Bu hayvan pancarı. Bu. Bunu hiç almayayım ben, işte pancar. Bizim köyde çükündürük. Hayvan pancarı oluyor. Kimisi de şey oluyor. Beyaz. Şeker pancarı oluyor. Şeker pancarının tohumundan alıyor. Belli oluyor buradan ya. Heh, bu da hayvan pancarı. İyi. Bakalım şunlara. Bakacağız. İşte bu arkadaşlar, şeker pancarı. Ha, bundan istediğim kadar alabilirim. Bak belli. Bu da görünüyor.
İşte gördüğünüz gibi Ülker ablamız böyle işinle gücünle kendi yağıyla tuzuyla garbuluyor. Haylazda olsam, haylaz demek az çalışan demek, biliyor musun? Öyle de olsam yine işimi gücümü, kendi işimi kendim yapıyorum. İyi oldu ya, iyi oldu bak bunları. Karıştırmam ama iyi oldu. Hayvanlar yesin diye ekiliyor bu ve süt yapıyor. Ha bak, kırmızı gibi şöyle olursa bu hayvan pancarı. Bunu biliyoruz, yeşermişmiş bak. Bu da aynı. Şurada bir tane aldım. O şey, şeker pancarı. Nasıl oluyor pancar tohumu? Şu çöplerini ayıklayacağım, tozlarını eleyeceğim. Şöyle bir şey. Bıtıraklı. Biraz batıyor. Çok. Bakın. O kadar çok tohum var ki. Şunu. Bunlar da sanırım pazı. Tabii ya. Mardin pazısının tohumu. Pazı bunlar. Pazı. Bunları ayıramam lazım. Bunlar ayrı alacağım pazıları. Pancar tohumunu aldım. Pazıyı da ayrı alacağım. Tohum alma işi başarıyla gerçekleşti gönül dostlarım. Saplarından da arındırdık. Şöyle tertemiz oldu. Ne yapıyorum? Kuru şişe. Kola şişesi, fanta şişesi. Dolduracağım. Güveden nasıl koruyabiliriz? Güvelenmemesi için, böceklenmemesi için, özelliğini kaybetmemesi için tohumun bu işlemi yapıyoruz. Büyüklerimden duyduğuma göre diyorlar ki hava almadık, kabın içine koy. İçine de tabii ki de güve otu at, güvelenmez diye söylediler. Ben de onların dediğini yapıyorum. Büyüklerimin dediği benim için çok kıymetlidir. Allah'tan izin olursa seneye ekeceğiz. Yani çiftçi olduk ya gayet. İleşber olduk. Eken yetiştiren olduk. Yeni sene yeni sene diye diye bu dünyadan göçüp gideceğiz. Herkes gibi biz de. Çiftçi öyle dermiş ya, bir hikayesi var. Çiftçi dağda ölmüş. Otopsi için karnını yardıklarında yeni sene yeni sene çıkmış. 40 yıl 40 tane yeni sene çıkmış. Hep yeni sene iyisini ekeceğim büşeceğim diye uğraşır çiftçi. Ben de onlardan biri oldum gayrı. Şişeye doldurduk tohumu, kola şişesine. Hani güve otu at, güve otu at diyorlar da işte bak elimde güve otu. Heh. Geçen gün topladık ya, güve otu toplamaya gittim. O işte. Mis gibi kokan ot. Heh. Doldur içine. At içine diyorlar. Bak bakalım güve oluyor mu dediler. Ben de onların dediğini yapıyorum bakalım. Hadi bakalım güve olursa o zaman, hani öyle güvelenmiyordu ya derim. O zaman da ne diyecekler biliyor musun? Elinden güvelenmiştir ya, bizim elimizden hiç güvelenmiyor diyecekler. Neyse, Allah güvelendirmesin, tohumum da kaybolmasın diyoruz ve şöyle ağzını kapatıyoruz. Sıkıca, 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 sıktık. Evet. İşte tohum saklama yöntemi. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Büyüklerimden öğreniyorum, köyden öğreniyorum, internetten değil. Benden de öğrenenler olur diye de video çekip sizlerle paylaşıyorum. Gönül dostlarım. Pancarın tohumunu aldım arkadaşlar. Bakla tohum almaya gidiyorum. Bakla mı, ot mu? Diken ekmişiz de ağaç olarak yetiştirmişiz mi belli değil. Diken demişim, bıtırak. Küçük bıtırak, minik minik. Onun bir adı vardı da şimdi aklıma gelmiyor. Bu tabii buranın içine girmek için cesaret ister. Yılan olur, bir şey olur. Onun için ne yaptım? Önlem aldım tabii ki de. Ayağımda çizme. Çizmeyle giriyorum arkadaşlar. Burada bakla vardı biliyorsunuz. Şu bıtıraklar. Minik minik. Ha bak. Ulaştım Allah. Geldim ben şimdi. Bıtırak tarlasını görüyorsunuz mu? Bıtıraklar dikenine benim boyum geçmiş. Tohum alma günündeyim diyeyim.
kıyamam. Bakla tohumu. Baklalağımız çok güzel döktü de boyu da uzadı. İzmir'de Şubat ayında çıkıyor. Mart gibi, Şubat gibi. Şubat'ta çıkıyor, Mart'ta bitiyor. Buradaki hayli bir geç çıkıyor. Ama köydeki bakla daha lezzetli oluyor. Cins olarak aynı da lezzet bakımından bu daha lezzetli oluyor. Şöyle bunları bakla çıngıldağı ayıkladım diyeler. Bakla çıngıldağı, bakla tohumu almaya gittim diyeler. Ne yapacağım ben bunu biliyorsunuz mu? Dip dökenlerinden, şu diplerinden tohum olarak alacağım. Tepelerini de bakla yemeği olarak, ne bileyim, kuru bakla yemeği olarak yeriz. Çorbası yapılıyor. Her türlü yeniyor, güzel oluyor. Şuraya nasıl gireceğim ben arkadaşlar? Siz bana değmeyin bu yol. Boyumdan yüksek bu tırakla. Nasıl gireceğim biliyor musun? Eski giydim tabii, eski. Eskileri giydim. Gireceğiz bir şekilde, toplayacağız. Görüyorsunuz değil mi? Bu tırağı benden uzun değilse. Benden uzun arkadaşlar. Bunlar uzun olmaya devam etsin. Bunlar uzunsa ben de kısayım. Altlarından geçi geçi verin. Ve işimi yaparım. Bu tıraklardan kısa olmam işime engel değil değil mi? Arkadaşlar. Allah gücü kuvveti verdi mi? Boy önemli değil. İşi yaparsın. Alnımdan akan tere bakın arkadaşlar. Şipir şipir akıyor. Terlemeyince de iş yapmak olmuyor. Hani terlemeden de alın ter olmadan yemek olmuyor, onu demek istiyorum. Bakla ekimi, sarımsak ekimi yavaş yavaş geliyor. Az kaldı, çok az kaldı. Dikerler akşam sabah dikerler. Bir kova topladım, görebildiklerimi aldım, göremediklerim kalmıştır yani. Onları da daha sonra toplarım. Bakın bu tıraklara nasıl arınır bu? Arınmaz. Domates toplarken de bunu giyiyorum. Kedi kuyruğu bulaşıyor çünkü iş yaparken böyle bu tıraklı ortamlarda bunları giyiyorum. Şimdi ne yapacağım? Başka bir tohum almaya gideceğim. Pırasa tohumu. Pırasa tohumu, pırasamı kendim uyutacağım galiba bundan sonra. O yüzden de geçen seneden tohum bırakmıştım. Onları keseceğim. Geçen sene şu tarafa pırasa dikmiştim. Yiyememiştik, kalmıştı. Onlar da tohum olmuş. Hadi dedim tohum olmuş ukan. Kesmeyin. Yani geçen seneden kalırsa göbek çıkarır. Pırasa olsun, soğan olsun. Pancar olsun, her türlü bir sebze. Hadi kesmeyeyim de. Tohum olsun dedim. İyi de oldu, güzel oldu. Aha bak. Buradaydı pırasalarım. Bunlar pırasa tohumu, görüldüğü gibi. Arkadaşlar. Sovanın göbeğine benziyor. Daha iri oluyor. Oo, yaklaşık şöyle göbek boyları 2 metreye yakın oluyor. Rezana. Rezana tohumları var. Onlar da alıncık. Arap saçı diyorlar. Rezana diyorlar. Dereotu tohumu vardı. Onu bulamıyorum. O nerelerde bilmiyorum. Şurada pancar tohumlarını alırken üzerimi değiştirmedim. Çünkü burada bu tırak yoğdu. Biraz daha dursa bunu kuşlar yiyecek. Yani kuşlar öyle bir yiyor ki bunu. Hiç komuyor.
soğan tohumunu, garacayı, hepsini. Soğan tohumuna garaca deniliyor. Buna pırasa tohumu deniliyor direkt. Garaca. Garaca olduğu için herhalde garaca demişler. Bu sene nasip kısmet olursa, Allah'tan izin olursa arkadaşlar, ne yapacağım biliyor musun? Pırasa fidanımı kendim uyutacağım. Özeniyorum. Böyle her şeyimi kendim uyutacağım. Tohumlarımı alacağım. Tohum zamanı alırsam baharda da ekerim. Bir avuç eksen bana başımdan aşağı olur. Yeter de atar demek istiyorum yani. Biraz daha duracak da işte kuşlar yedi. Durdurmayayım gari. Durduğu yerde olgunlaştım. Gölge bir yere serivereceğim. Böyle kendi kendine olgunlaşır. Tohum almakla kalmıyor. Buralar temizlenecek. Şuradan girişeceğim. Şöyle temizleyeceğim. İşim çok. İşim çok. Bayağı bir aldım. Arkadaşlar. Bunu da sıcağı var. Tohum alacağım. Turp tohum alacağım. O kaldı şurada. Ay yağmurlardan şuna bak. Şu semiz otlarını arkadaşlar. Şuna görüyor musunuz ya? Çok güzel. Yemyeşil. Göze hitap ediyor. Hemen yiyeceğiz. Hemen yiyeceğiz gari mevsiminde. Daha işim çok. Bunlardan da dolaba dondurmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakla çekirdeklerini, tohumlarını toplayıp geldikten sonra ayıracağım, işlerini atacağım. Kıvızını bir tarafa, tanelerini bir tarafa ayıracağım. Ayırdıktan sonra ne yapacağım? Bir iki gün şöyle tepsinin içerisinde kurutacağım. Kuruttuktan sonra yani küflenme olmasın, emin olalım diye. Kurumuş bunlar da çiğ yağdı ya, yağmur değdi ya. Ondan sonra kuruttuktan sonra da şöyle su şişesinin içerisine dolduracaksın, ağzını sımsıkı kapatacağım. Ne güvelenme oluyor ne de böceklenme oluyor arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Pet şişeleri, tohumları koyduğumuzda hiçbir şey olmuyor. Ben de büyüklerden öğreniyorum. Eskiden çıkı çıkı çıkılıyorduk. Çıkıda hem fare yeme olayı vardı. Bir sene benim yedi ya. Bir sene fare tohumlarımı, her şeyimi yedi. İspat çektiğim sene hiçbir şeyimiz olmadı. Tekrar düzmeye çalışıyorum tohumlarımı. Şöyle düzden tohumları alırsak baharda veya kış ortasında toprağa atabiliriz. Gene zamanı geldiğinde yeriz. Bakla içi çok lezzetli, çok güzel bir şey. Bir o kadar da şifası var. Böyle bilinçli insanlar der ki, uzmanlarımız da diyor, yemeseniz bile tarlasından geçin. Yani düşünsenize, yemeseniz bile tarlasından geçin. Tabii ki de illaki yiyin demek istiyorlar. Yani tarladan geçmekle bir şey olmaz. İllaki bir kere olsun yılda yiyin mi demek istiyorlar. Herhalde öyle demek istiyorlar. Beyine iyi geldiğini hocalarımız söylüyor. Özellikle Sarıçoğlu hocamız söylüyor. Beyine iyi geldiğini baklanın. Biz seviyoruz, yiyoruz. Ben en çok bunu neyde seviyorum? Aşure yaptığımda aşurenin içine karıştırıyoruz. İnanılmaz lezzetli ve güzel oluyor. İşte böyle arkadaşlar, zamanı geldiğinde tohumlarımı almazsam baharda tohumsuz kalırım diye alıyoruz. Böyle böyle devam edeceğim ben. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir yandan hızlı hızlı tohumlarımı almaya gayret ediyorum. Zamanı geçer de dökülür, çöpe karışır ya da kuşlar yer diye. Bak bu küflenmiş, suya vurmuş, onu atıyorum. Kuşlar yerse de tohumsuz kalırız gene. Bu böyle siyah ya. Onları almayacağım. Atacağım onları. Siyahlaşmış. İyi olanları, güzel olanları alacağım. Neden acele ediyorum arkadaşlar? Bir an önce acil işleri bitirip
İzmir'e gideceğiz. Başta da söyledim. İzmir'den de Antalya'ya gidiyoruz. Alper Bey'in düğününe Gülter. Annesi Aynur Gülter. Yani annesiyle görüştük. Görüldüğünü bir kere, iki kere. Alper Bey bizim yıllardır takipçimiz. Canlı yayınlarımıza katılır. Yorum atar. Bütün videolarımızda destekleyici. Ve bize yorum atar. Desteklerinden için kendisine buradan çok teşekkür ederiz. Şöyle içimde bir heyecan var. Gerçekten. Yıllardır bizi takip eden birisi var. Genç bir delikanlı. Ve biz onu hiç yüz yüze görmedik. Görmedik. Sadece mesajlarını şey yapıyoruz. Ben de bir heyecan. Ve biz bu genç çocuğun düğününü çekim için Antalya'ya gidiyoruz. Tabii heyecanlanmam çok normal değil mi arkadaşlar? Yüreğim kıpır kıpır. Buradan selam olsun annesine, babasına, çevresine. Sevdiklerine Alper Bey'in nişanlısına. İnşallah az kaldı. Allah'tan izin çıkarsa, Rabbim başka acı keder vermezse gayrı biz Antalya yollarına kısa zamanda düşeceğiz. Yani tam olarak tarih hemen hemen az kaldı diyebilirim. Öyle gönül dostlarım işte. Çoğu bunların kararmış da kararanlar bizden değildi diyoruz. Onlar da böcelerin, solucanların, şeylerin, kuşlar yerse kuşların, kim yerse yere atacağım oraya, kim yerse yesin yani. Yerde de bir sürü böceler var, solucanlar var. Zaten dalında da çok kaldı. 2-3 kova kalmıştır diyebilirim. 3-4-5-6 daldan aldım. Çoğu da kaldı. Her şey de öyle kalıyor zaten. Allah herkesin nasibini, kısmetini veriyor. Allah'ın bütün herkesin rızkını yaratmış, yaratıyor ya. Karıncadan file kadar daha bizim bilmediğimiz bir sürü minik minik gözle zor görülen ya da görülmeyen böceklerin rızkını, her şeyin rızkını vermiş ama lakin getirip de yuvasına koymamış arkadaşlar. Herkes kendi arayacak rızkını, çapalayacak, uğraşacak yani. Öyle. İnsanoğlunun ekip yetiştirdiğinden de kuşlar, kurtlar, her şey faydalanacak. Karıncalar, böceler, arılar, karınca yani faydalanacak. Bal arısından biz faydalanıyoruz. Mesela şifa buluyoruz. Sarıcı arısının da mutlaka bir şeye faydası vardır. Onu bilmiyorum ben. Onlar da insanoğlunun işte böyle yetiştirdiklerinden yararlanıyor. Rabbimin emri bu. Adem Aleyhisselam'a tohum verildiğinde önce demiş Adem Aleyhisselam, işte duyduklarımıza göre büyüklerimizden ya da böyle hocalarımızdan, ilk tohumu yani dağda, doğuda, burada kuşa diye atıyor. Yani bu kuş yesin, herkes yesin diye atıyor. İkinci tohumu işte komşular, yabancılar, eş dost, o bu yesin diye atıyor, benim duydum. Üçüncü tohumu da bize de atıyor. İlk önce başkalarına, dağa, doğaya, kuşlara, bütün canlılara atıyor tohumu yani. Buradan düşündüğüm zaman ibret var yani. Hani sadece biz yemeyeceğiz yetiştirdiklerimizi. Parayla satmış olsak bile, mesela pazarcılar satmış olsa bile, pazara kadar ne kadar emekle geliyor değil mi arkadaşlar? Onlar iyi ki varlar, iyi ki varlar. Yetiştirmeseler, köylü yetiştirmese şehirdekiler ne alıp ne yiyebilir? Allah razı olsun bütün çiftçilerimizden ve emekçi kardeşlerimizden diyoruz ve tohum almaya devam ediyoruz. Biber tohumumu da koydum oraya, şey ettim. Kurusun güneşe diye serdim. Salça yaparken ayırmıştık, daha da alacağım. Allah'ım inşallah izin versin, bu sene tohum fidelerimi kendim yetiştireceğim. Değerli arkadaşlar, sevgili takipçiler, güzel yüreklerim. Geçen gün şey demiştim. Yemek kanalı açayım mı? İkinci bir kanal olsun mu? Yemek demiştim. Bir tane kardeşimiz yazmış. İlker abla, böyle biz seni seviyoruz, böyle alıştık, böyle devam et. İkinci bir kanal seni yorar gibi. Çok doğru söylüyor. Evet, şu anda zaten ona yetişemiyorum. Ben yetişemeyeceğim. Ne zaman kendimi böyle iyi hani
yetişebilecek hissedersem, bunun 5 katı daha enerjik hissedersem belki açar, haftalık olarak ya da 10 gün olarak böyle yöresel yemeklerden, geleneklerden, göreneklerden, eski yemeklerden özellikle unutulmaya yüz tutmuş tariflerden verebilirim. Ama şu anda dediğiniz gibi değil. Bayağı zaten bahçeyle falan uğraştığım yoğunluk var. Bir de o kardeşimizin tavsiyesi şöyle. Çok beğendim fikrini, çok beğendim. Ülker abla yemek tarifini bütün olarak hani vlogun içinde bile mesela atıyor misal. Patatesi ocağa koyduk haşlanması için, gittik bahçe çapaladık. Sonra geldik onu soyduk. Örnek veriyorum, patatesli börek yaptık. Patatesi ocağa koyduk ya, gittik bahçe yaptık. Bölümünü arkaya al demek istemiş yani benim anladığım dilde. Tarifi başa, tarif olarak 3-5 dakika yap. Yani videonun başına onu koy. Arkasına da diğer günlük işlerini video olarak ekle demiş. Öyle daha da kolay olur demiş. Bir de öyle deneyeceğim ama inşallah becerebilirim diyorum. Ne yapalım? Yani sizlerle bir bütünüz. Sizler olmasanız bizler olamayız. Destekleriniz için, bana güzel fikirleriniz için, yorumlarınız için hepinizden Allah razı olsun diyorum. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun kendinize. Çok çok iyi bakın. Bir tohum alma gününden de böyle. Sesimin gittiği her yere selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu araları yalnız bir tane takipçimiz görünmüyor. Onu merak ediyorum. Yoldan geçen selam veriyor. Ayşe Coşkun İstanbul'da, onu bu sıraları yorumları yok. İnşallah iyidir, kendisine duyuyorsa bizi selam gönderiyor. İyidir diye de dua ediyorum. Gönül bağı oluşturmuşuz. Can bağları yani. Onların yorumlarını göremediğimde merak ediyorum. Mesela Alev Ada var. Alev Ada da hiç bizi yalnız bırakmamıştı. Hiçbir zaman bırakmadı. Desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Alev Ada'nın yorumunu da birkaç gündür görmüyorum. Şimdi de merak ediyorum. İnşallah iyisinizdir. Selam da gönderiyorum. Ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ben devam ediyorum. Arkadaşlar böyle ayırmaya yakından bakın, içinde bir gösterelim. Hep yani uzaktan gösterdiğimden şikayetçi takipçiler, haklıdır. Şöyle kanalımda birçok bakla yemeği, bakla kızartması, kuru bakla yemeği, ya taze bakla ekimi, toplaması, çiçeği, bir sürü video vardır. Şöyle bu taze baklaydı. Taze fasulye gibi. Şimdi gururu tohumunda böyle alıyoruz, çıkarıyoruz diyebilirim. Dönün dostlarım. Bunu da gördük. Allah'a ısmarladık.